Evet, Kıraç seslendiriyor değerli dostlar. Kerkük Zindanı çok beğenildi, çok ilgi gördü. Arkadaşımız Ceren Taşdelen de Kerkük Zindanı seslendiren sanatçı Kıraç'ın evine gitti. Günaydınlar Ceren, Kıraç'a da günaydınımızı gönderiyoruz. Sözü hemen sana bırakıyoruz. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Sanatçıların evine konuk olmak bize gelenek haline gelmeye başladı. Daha böyle Sertab Erener yayınının tadı damağımızda kalmışken şimdi de başka büyük bir ses Kıraç. Günaydınlar efendim. Günaydın, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle böyle sabah saatlerinde bizi çat kapı evinize aldınız, stüdyonuza. Siz benden önce açtınız neredeyse stüdyo kısmını. Buradayız ve bugün Meryem günü. Meryem'den de bugün için daha önemli olan Kerkük referandumu çok önemli. Hoş geldiniz. Bu konuları bize anlatma fırsatı vereceğiniz için teşekkür ederim. Efendim, Kerkük Zindanı türküsünü yeniden düzenlediniz. Tam da referandumdan önce etkileyici bir kliple de birlikte yayınladınız. Daha önce var mıydı projeleriniz arasında, yoksa gündem Kuzey Irak'a, referanduma böyle dönünce mi? Evet, referandum dolayısıyla ben tabii ki bu türküyü Cem Karaca'dan dinledim. Çok güzeldi, çok etkileyici bir türkü. Çok eski bir türkü değil bu arada. 1980'li yıllarda özellikle Türkmenlerin, Türkmen liderlerinin hunharca katledilmesiyle, idam edilmesiyle gündeme gelen bir süreçte, daha öncesi de var tabii ki, ben oradan başlamak istiyorum ve oradaki Türkmenlerin, Türklerin sesinin bu, özellikle Türkiye'de duyulmaması beni çok hicrana sürüklüyor açıkçası. Her şey konuşuluyor Orta Doğu hakkında ama bir türlü Kerkük konusu konuşulmuyor. Bizim insanımız da, dikkat ediyorum, çok bu konularda bilinçli değil. Maalesef çok kamuoyu oluşturamadık. Buradaki amacım tabii ki bu türküyle oradaki Kerkük'teki insanların seslerini duyurabilmekti. Duyurduğumu düşünüyorum. Elimden bu kadar geliyor. Üzülüyorum da, çok üzülüyorum bakın, gerçekten. Her şeyle ilgileniyoruz bu ülkede ama çok önemli konularla ilgilenmiyoruz. Bize ne verilirse onlarla ilgileniyoruz. Hem siyasetle ilgili olsun, hem sosyal hayatla olsun, hem günlük hayatla ilgili olsun. Sürekli bize verilenlerle ilgileniyoruz. Böyle kedinin önüne atılmış bir topaç gibi gündemimiz öyle belirleniyor. Ama Kerkük konusu o kadar önemli ki. Kuzey Irak'ta bir devlet kuruluyor. Bu devlet nasıl kuruluyor? Niçin kuruluyor? Buradaki amacım benim şu değil. Yani ben burada Türk, Kürt, Ermeni falan diye bakmıyorum konuya. Orta Doğu'da bir devlet kurulacaksa bu Türkiye'nin kontrolünde, izniyle olması lazım. Amerika ile İsrail olacak bir devlet bu ülke, bu bize yarar sağlamaz. Oradaki Kürtlere de yarar sağlamaz bakın. Kürtlere de yarar sağlamaz. Türkiye'deki Kürtlere de yarar sağlamaz. Bu çok korkunç bir nokta. Zorla kopartılmış. 90 yılında Saddam devrilmiş. Ondan Saddam'a birinci savaş, sonra ikinci savaş ve orada çok uzaktaki bir ülkenin, emperyalist bir ülkenin güçleriyle bir oluşum oluşturuluyor şu an. Bu çok doğru değil. Herkesin burada onayının olması lazım. Bu bir süreç meselesiydi. Tabii ki insanlar kendi devletlerini kurmak istiyorlarsa bu olabilirdi ama bu şekilde değil. Ve orada Kerkük'te bizim insanlarımız yaşıyor. Kerkük bir Türk yurdudur. Bu nasıl böyle bir aceleye getirilebilir? Nasıl Türkiye'de kimse, sanatçılar, aydınlar bunun üzerine yeterince gitmeyebilir? Ben bunu anlamıyorum yani. Çok daha az önemli konularla çok ilgilenirken ve Türkiye'nin, Atatürk de söylüyor, bakın geleceğiyle ilgilidir. Kerkük giderse Diyarbakır da gidebilir yani. Bu çok ciddi bir konudur. Ben bundan dolayı çok üzülüyorum ve şimdi WhatsApp'tan, Instagram'dan, oradan yazan insanlar var. Diyor ki abi ben diyor şehit olacağım yüksek ihtimalle. Bizim sesimizi duyurduğunuz için çok teşekkür ederiz diyorlar. Ve bu çok acıklı geliyor, bilmiyorum yani. Türkiye'de yeterince kamuoyunun oluşmadığını düşünüyorum. Ne siyasi olarak ne de sosyal hayat olarak bu konuda. Peki nasıl tepkiler geldi? Sosyal medyada da 1 milyondan fazla paylaşılmış. Kendisi çok güzel tabii, halkımızın kendisi çok güzel tepkiler veriyor. Özellikle Kürt vatandaşlarımızdan da çok güzel tepkiler alıyorum, enteresandır. Onlar da çünkü sağduyulu insanlar, yıllardır çok kötü şartlarda yaşıyorlar, çok kötü olaylara maruz kaldılar. Çok güzel tepkiler görüyor halkımızdan, çok küçük istisnaları saymazsak çünkü amacım belli. Ben burada olaya sevgiyle yaklaşıyorum, farklı bir yerden yaklaşıyorum. Siyasilerimizden çok tatlı bir iki tane siyasimizden, hadi onları vermeyeyim şimdi ama vereyim, Meral Akşener ve Sinan Oğan, önemlidir, onlar için de önemlidir. Güzel tepkiler aldık, bizi paylaştılar. Onun dışında ama çok sanatçılarımızdan, aydınlarımızdan çok bu konuda görüşlerini alamadık. Tabii ki bir iki milli tarihçimiz, Sinan Meydan hariç,
Bunun dışında ben sanatçı olarak görevimi yaptığımı düşünüyorum. Ulusuma karşı, bu topraklara karşı bu konuda görevimi yaptığımı düşünüyorum. Kerkük'teki Türkmenler? Kerkük'ten var mı? Tabii ulaşıyorlar. Onlardan birine bahsettim. Yani isterseniz hemen okuyabilirim bile bir tanesini. Çok ilginçti. Onlar olabildiğince bunu duydular. Zaten ben ilk önce bağlamayla söylemiştim bunu. Bundan aylar önce şu bağlamayla söylemiştim. O zaman da oradaki liderler beni bu konserde gördüler ve çok teşekkür ettiler bunun için. Ben çok mutlu oldum. Yani o kadar seslerin duyurulmaya ihtiyaçları var ki. Ama her konu sürekli bir Barzani üzerinden gidiyor ve sürekli başka ülkeler üzerinden gidiyor. Bu çok yanlış. Peki efendim, bugün Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın da 5. ölüm senesi. Bitirelim mi ondan bir parçayla? Tabii ki Neşet Ertaş'ı her zaman sevgiyle yad ediyorum. Neşet Ertaş hepimizin en büyük değerlerinden bir tanesi. Türk ozanlarımızın en sonuncularından bir tanesiydi. Hemen o zaman yayında şey yapmayalım. Sabah sabah. Şu garip halimden bilen işveli nazım, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzüm, eceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, eceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?